Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 8 Mart Pazartesi, bugünün anlam ve önemi var. Akşam Ajansı başlıyor. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklama yapan AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şallı, kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz dedi. AK Parti Elazığ Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her kıtada ve her ülkede farklıdır. Irk, din ve lisanlarda olsalar da birlikte kutladıkları bir gündür. İnsanlığın devamının en önemli parçası olan kadınlar maalesef bütün dünyada çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlara rağmen gerek dinimizde gerekse kültürümüzde kadınlara büyük önem verilmektedir. Cahiliye döneminde kız çocukları diri diri gömülürken kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır hadisi ile İslamiyet'in kadına verdiği değeri çok net ifade etmiştir. Ne yazık ki dün gece Samsun'da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği olay hepimizi derinden yaraladı. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Şavlı, ülkemizde kadına yönelik şiddetin AK Parti hükümeti döneminde asgari düzeye indirildiğini söyledi. Ülkemizde kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti iktidarıyla asgari düzeye indirilmiştir. Kadının ekonomik, sosyal ve iş hayatında hak ettiği değeri yeniden kazanmasını sağlamıştır. Diyarbakır'da HDP binası önünde çocukları zorla dağa kaçırılmış annelerin evlatlarına kavuşma hayali ve onları yeniden bağırlarına basma isteğini göremeyen iki yüzlü Batı ülkeleri ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin bu zulmü bir an önce görmelerini, dünyanın en cesur annelerin yürek acısının dindirilmesini umut ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle birlikte Emniyet Müdürlüğü ve Aşağı Demirtaş konteyner alanına ziyarette bulundu. Ziyaretin ana temasında Kadınlar Günü vardı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan kadın personeli ziyaret ederek karanfil dağıttılar. Yıldırım daha sonra ise Aşağı Demirtaş konteyner alanında yaşayan ve bu yıl herkesten daha fazla zorlu bir yaşam mücadelesi veren depremzede kadınların gününü kutladı. 3 tane kızımız mı var? Evet, bir tanesi okulda. He. Bunlar da okula gitmiyorlar. He. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim özel sektör. Nerede çalışıyor? Şantiyelere gidiyor. Konteyner kentte kalan depremzede kadınların gününü kutlayan Yıldırım sıkıntılarını dinledi. Kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misin? Sizi de unutmadınız, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İyiyiz, bu, bu yakışıklıya bir tane oyuncak verelim. Kadın Kolları Başkanımız Canan Şanlı'nın sınavını getirdik sizlere. Başkan Yıldırım, hak sahiplerinin evlerine geçtikten sonra kiracılar için bir sürecin başlatılacağını kaydetti. Öncelikle burada yaşayan insanların en kısa sürede tabii kiracıların da hak sahiplerinin de kendi konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Bunlar geçici sosyal yaşam merkezleri, kalıcı olarak düzenlenmediği için hamdolsun kışları da atlattık sayılır. Ama zor şartlarda tabii doğal olarak burada yaşanıyor. İnşallah o günlerde bitti diyelim veya bitmek üzere. En kısa sürede öncelikle hak sahiplerinin konutlarına geçmelerini, daha sonra da kiracılara eğer imkan olursa sosyal konut adı altında kura çekimde konutların dağıtılması. Tabii bunun için de bir süreç gerekiyor. Hak sahipleri kendi konutlarına geçmeden kiracıların bu konutlardan yararlanabilme şansları yok. İnşallah o zamana kadar da bu süreci hep birlikte götüreceğiz. Devlet her zaman vatandaşın yanında ve vatandaşın bütün sıkıntılarını gidermek için sahada, biz de her fırsatta bu insanların yanındayız. Sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrardan Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il binasında gerçekleştirilen toplantıda kadın cinayetlerine dikkat çekildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yavuz Doğdu, parti binasında partisinin kadınlarının bir araya geldiği toplantıda konuşarak kadınların mücadelelerine değindi. 8 Mart Dünya Kadınlarının eşitlik, özgürlük ve dayanışma içinde toplumsal hayatta hak ettikleri konuma gelme mücadelelerinin simgesidir. Günümüzde kadınlar hala baskı, şiddet ve kötü muamelelere maruz kalmaktadır. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayten Çekil, iş hayatındaki kadınların sıkıntılar yaşadığını belirterek kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle sendikasızlık işini kaybetmek korkusuyla uzun çalışma süreleri mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. İYİ Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mesude Cömert, Türkiye'nin 8. kadın kooperatifini Elazığ'da kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İYİ Parti kadınları 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir araya geldi. Partisinin kadınlarına hitap eden İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, yeryüzünde şefkatin ve merhametin sembolünün kadınlar olduğunu söyledi. Yeryüzünde şefkatin, merhametin, sevginin sembolü olan kadınlarımız, toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün sağlanmasında başarılı ve mutlu nesillerin inşasında en önemli mimarlarıdır. Daha sonra konuşan İYİ Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mesude Cömert, partilerinin projesi olan Güneş'in kooperatifini Elazığ'da kurmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Kadınlarımızın güçlenmesi ve daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bir süredir Türkiye genelinde partimizin hazırlık çalışmalarına devam ettirdiğimiz kadın emeği kooperatiflerimiz olan Güneş'in Kadınları Kooperatifi'nin Türkiye'de 8.sini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek olan Güneş'in Kadınları Girişim Kooperatifi'ni açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ İş Kadınları Derneği, Doğu Anadolu bölgesindeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunları Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği panelde tüm yönleriyle ele aldı. ELİKAD Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte dernek başkanları güçlü ve sürdürülebilir ekonomi için toplumun yarısını oluşturan kadınların güçlenmesinin öncelikli şart olduğuna dikkat çekti. Elazığ İş Kadınları Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pandeminin gölgesinde bir yıl kadın girişimcilerin sorunları ve çözüm önerileri temalı bir panel düzenledi. ELİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrim içi panele Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş katıldı. Kadınların ağırlıklı olarak hizmet sektöründe, emek yoğun iş kollarında, sosyal güvenceden yoksun ve düşük ücretli olarak çalıştığına dikkat çeken ELİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin COVID-19 pandemisi nedeniyle kapanması veya çalışan sayılarını azaltması en çok kadınları etkiledi. Maaşlı işlerini kaybeden kadınların yanı sıra evde çocuklarına bakmak için ücretli işlerinden vazgeçmek zorunda kalan çok sayıda kadının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yalnızca özel sektörde maaşlı olarak çalışan kadınlar değil, kendi işini kuran, yöneten girişimci kadınlar da pandemi dolayısıyla zor günler geçiriyor. Bu zorluğa bir de doğuda kadın olmanın zorlukları eklenince kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat ve cinsiyet eşitliği daha da artıyor. Pandeminin ülkemizdeki birinci yılına yaklaştığımız bu günlerde sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamalıyız.
Kadın güçlenirse çalışan kadın, iş kadını, siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır dedi. Panel konuşmacıların sunumuyla devam etti. Elazığ orta risk grubunda yer almasıyla birlikte kısıtlamasız ilk hafta sonuna merhaba dedi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte esnafın da yüzü gülmeye başladı. Abi içeri gelince yemek mi? 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüksek risk grubunda olmayan şehirlerde sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte işletmeler hafta sonu da hizmet vermeye başladı. Kısıtlama 9'dan başladığı için 9'a kadar faaliyet gösteriyoruz. Sabah kaçta açıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, sabah da işte 8'de, ya imalat bizim imalat olduğu için 8'de normal şartlarda 10'da açıyoruz. İşlerimiz iyi. İşlerimiz iyiye doğru da gidiyor. Meclim millet bilinçlendikçe güzel de gidecek inşallah. İşletmeler kısıtlamanın kaldırıldığı ilk hafta sonunda müşterilerine kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İşte yavaş yavaş bir hareketlilik var ama tam olarak eski çalışma standartımıza ulaşamadık. Ama inşallah böyle 10-15 gün içinde o günlere tekrar geri döneceğimizi umut ediyoruz. İşler yavaş yavaş düzeliyor. Düzelmeye başladı yani. Bir sıkıntı yok şimdilik. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyoruz. Tedbirler nasıl peki? Dikkat ediyor musunuz? Tabii kesinlikle yani. Gelen müşterilerimize özellikle sosyal mesafe olsun, yani bunlara dikkat etmeleri konusunda hem uyarıyoruz, sağ olsun onlar da anlayış gösteriyorlar. Elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, gerisi takdir Allah'ın diyeceğiz. Kısıtlamanın kalkması memnun verici oldu. Hem esnaflar için hem müşteriler için, bizim için çok yararlı oldu. Tedbirler İnşallah. Nasıl peki? Tedbirler aramız iyi, yani eskisine göre iyi. Eskisi gibi yapmıyoruz. Şu anda iyi. Şu anda vatandaşlarımız zaten bilinçlendi. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Kısıtlama sona erdikten sonra vatandaşlar için de iyi oldu, bizim için de iyi oldu. Dışarıda yemek yemekte sıkıntı çekenler için içerinin açılması iyi oldu. Ama %50 kapasiteyle çalışıyoruz. O da yani inşallah kurallara uyarsak daha iyi olacak. Hafta sonu hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan esnaf, vatandaşlara tedbiri elden bırakmayın demeyi de ihmal etmedi. Yok aslında, bazı şeylere zaten dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi masalarda işte bazı sandalyeleri oturtmuyoruz. Bizim salonumuz zaten aşağıda da geniş bir masa, boş bırakıp bir masa oturtuyoruz. Biz elimizden geldiği kadar işte eski günlere dönmememiz için tedbirlerimizi aldık. İnşallah o günlere geri dönmeyiz. Zaten bu pandemiden en çok etkilenen biz olduk zaten, lokantadır. Ondan sonra kafedir. Onun için en çok biz istiyoruz eski günlere geri dönmemeyi. İnşallah böyle kalırız. Tabii kısıtlama öncesi biraz sıkıntılardaydık. Şu an biraz daha rahatladık. Bundan sonraki süreç daha iyi olur inşallah. Halkımızdan anlayış bekliyoruz bu konuda. Hani sosyal mesafe olsun, hijyen olsun. Buna dikkat etseler daha iyi olur. Kısıtlamalar gayet zorlu geçti. Yani gelmemesi için herkes elinden geleni yapsın. Elazığ'ın en uğrak noktalarından biri olan tarihi kent Harput, 13 haftalık süren kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte sessizliğini bozdu ve kapılarını ziyaretçilerine açtı. Orta risk grubunda yer alan Elazığ'da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan 4000 yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi tekrar misafirlerini ağırlamaya başladı. Açık hava diye geldik. Yani kafelerden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten burada gelen arkadaşlar hep aynı evdeydik. Birkaçı burada da öylelerdir yani, aileler hep küme kümeler. Bence hani açık havaya gezmek daha sağlıklı diye düşünüyorum. Hem temiz hava alıyoruz hem aramıza diğer ailelerle mesafe koyduğumuz sürece bir tehlike yok diye düşünüyorum. Manzarası çok güzel buranın. Bir de havası da şehirden uzak, o yüzden de güzel. Aylar sonra rahat rahat dışarı çıkabilen aileler hafta sonu şehir kalabalığından uzaklaşarak tarihi Harput Mahallesi'ne akın etti. Uzunca bir süre bizler yine hafta içleri dışarıya çıkabiliyorduk, işimize gidebiliyorduk ama malum yaşlılarımız tamamıyla içerideydiler. İnşallah daha iyiye doğru gidersek biraz daha yaşlılarımıza, yani bizim için değil ama yaşlılarımızın dışarı çıkması, çocuklarımızın rahatla dışarı çıkması, bu bizim için çok önemli. Bugünü fırsat bildik, hem hava güzeldi hem mezarlık ziyareti, gelmişken de biraz gezdik, güzel oldu. İnşallah dikkat edeceğiz.
dikkat edince de biraz daha maviye doğru gideceğiz. Bilmiş olduğunuz üzere yaş kısıtlaması vardı. Bu kalktığı için hani çok memnun olduk. Direkt hani evde uzun süre oturduğumuz için şimdi kalktık geldik Harput'a, hani böyle tarihi yer olduğu için buraları bir görelim dedik. Tarihi yerleri ve kenti kuş bakışı gören alanları gezen vatandaşlar hem aileleriyle güzel vakit geçirdi hem de temiz havanın keyfini çıkardı. Harput hem Elazığlıları ağırladı hem de diğer illerden gelen vatandaşları. Ordu'dan geliyorum. Buraya gezmeye geldim. Harput Kalesi'ni görmeye geldim. Elazığ çok methettiler arkadaşlarım, buraya gezenler. Kesinlikle görmelisin dediler. Yasaklar kalkınca ilk fırsatta buraya geldim. Hani bunu fırsat bilerek yollara düştük, yollara çıktık. İşte böyle şu an buradayız ve Elazığ manzarasını seyrediyoruz, Elazığ şehrini. Çok beğendim, şu an çok mutluyum. Pandeminin biraz daha hafiflemiş olması, yasakların kalkması, insanlar fırsat bildi, havanın da güzel olması elbette ki yoğunluğun artmasında büyük bir sebep. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Stop Erdoğan yazılı skandal ilanına Elazığ'dan Lav Erdoğan görseliyle cevap verildi. ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen Stop Erdoğan yazılı skandal bir ilan yayınlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla şehirde bulunan LED ekranlara Love Erdoğan görseli yansıtıldı. Şehirde bulunan tüm LED ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları, "Aziz diyardan tüm dünyaya selam olsun, Love Erdoğan" ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Her zaman Elazığ'a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı. Bingöl'den Bitlis'e giderken Tatvan'da helikopter kazasında 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan ve Elazığlıların gönlünde taht kuran 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaşı il protokolü ve şehit aileleri anlattı. İşte vefanın adı Şehit Korgeneral Osman Erbaş. Elazığ'daki şehit aileleri, gaziler ve il protokolü helikopter kazasında silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Osman Erbaş, Korgeneralimiz, 8. Kolordu Komutanımız, askerden öte önce bir insandı. Yarendi, gönül dostuydu ve vatandaşın içinden çıkmış bir insandı. Deprem sürecinde, o süreçten hemen sonra kışlayı aziz milletin yeridir düşüncesiyle askerlerini izne göndermek suretiyle oraya boşaltıp vatandaşlarımızın orada ikametini sağlayan, soğuk günlerde barınak kılan, ulvi düşünceye sahip, memleket sevdalısı bir insandı. Üzüntümüz tarif edilemez, acımız çok büyük. Bizler de 23 aydır Osman Paşa'mızla teşrik-i mesai yapıyorduk. Tabii Osman Paşa'mız mütevazi kişiliği, insancıl yönü, babacan tavrı, milliyetçi ve vatansever kimliğiyle Elazığlıların gönlünde taht kuran çok değerli bir isimdi. Elazığ Valisi Erkay Ayırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Osman Paşa için vefanın adı dedi. 8 aylık süreçte göreve başladığım günden itibaren devletini, milletini bilen, disiplinli, güzel bir insan, millet aşığı, bir kardeşimizdi, abimizdi, büyüğümüzdü. Yani bir boşluk bıraktı. Hem yerinde hem de kalbimizde Elazığlılarımızın da çok sevdiği bir insandı. Çünkü insanların içinden gelen, vatandaşla hemhal olan, şehitlerimizi her daim düşünen, onları yalnız bırakmayan, arayan, soran, farkındalık yaratan bir insandı. Zaman zaman bana da söylerdi tüm şehitlerle ilgili. Bunun şurada şöyle bir hususu var Sayın Valim, bunun burada şöyle bir isteği var. Şu pozisyonda destek yapmak gerekir. Ya da Baskil'de olduğu gibi bir örneğinde
bir şehit eşinin ailesine birlikte giderek onların meseleleriyle yakından ilgilenen bir komutanımızdı. Asli görevlerini yapmayla birlikte Elazığ'ımızın sorunlarına da çok ciddi manada kafa yoran ve bizimle sürekli istişare eden, bu sorunların çözülmesi noktasında da sürekli bizlere tavsiyede bulunan çok değerli bir şahsiyetti. Silah arkadaşlarıyla birlikte elin bir helikopter kazasıyla 11 askerimizi, paşamızı şehadete uğurladık, ebediyete uğurladık. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Osman Paşa gibi insanlar kolay yetişmiyor. Tabii 15 Temmuz sürecinde devletin bekası için canını ortaya koyan ve çok ciddi manada dik duruş ve güzel duruş sergileyen ender insanlardan bir tanesiydi. Yine hakeza 24 Ocak tarihinde ilimizde yaşanmış olan büyük afette bizlere sunmuş olduğu katkıları ciddi manada Elazığlıların hakikaten de gönlüne taht kuran ve yapmış olduğu çalışmalarla hepimizin gönlünü fetheden değerli büyüğümüze ben bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit aileleri ve gaziler ise Osman Paşa'yı yad ederken gözyaşlarını tutamadı. Ne kurban oradı. O benim yakışıklı zaferimdi. O benim yan bir tanemdi. O bizim her şeyimizdi. Elimiz kol. Türkiye'nin her şeydi. Elazığ'ın her şeydi. Bütün şehit ailelerinin. Bir tek biz yoksa bir tek bize gelir. Ama bütün şehit ailelerine değer verdi. Çok alçak gönüllüydü. Çok insandı. Çok farklıydı. Senede 4-5 sefer gelirdi. Bizi ziyaret ederdi. Halımızı hatırımızı sorardı. Telefon açardı. Bir ihtiyacınız var mı? Bir diyeceğiniz var mı? Kasım ayındı ya Ekim ayıydı. Ekim'de bu bastonu bağın getirdi. Haç teyze sen büktüm büktüm yürüyorsun belin ağrıyor. Ben bunu sana getirdim. Ay, her şey hatıralarda kaldı. Ama çok farklıydı, çok insandı, çok büyük bir adamdı. Bizim ona çok ihtiyacımız vardı. O bizim sırtımızdan gitti. Kızım telefon etti. Telefon çaldı daha doğrusu. Hacı hanım geldi bu tarafa salonda telefona. Baktım şey değişti, konuşma şekli değişti. Ben de lokmayı bıraktım geldim. Ne oldu dedi. Ne ya Osman Erbaş'a yanlış dedi. İkinci zaferimiz de şehit verdik. İkinci yavrumuzu da vefat etti. Sahipsiz kaldık. Benim oğlum şehit olduğu gün defalarca geldi gitti ve meçhubiyetini gördüm ben. Paşamız Allah kendisinden razı olsun. Allah cennetinden cemaline müşerref kılsın. Oldu olalı beni bir askeriyada ben böyle bir paşa böyle bir askeriyada mı görmemiştim yani. Böyle sivillerle muhatap olan gelip giden ondan sonra böyle samimi duygularla böyle bizi karşılayan bir insan görmemiştim. Onun için çok üzüldüm paşamıza. Allah rahmet etsin, gani gani rahmet etsin. Süreçte tedavimle, her şeyimle komutanımız Osman Erbaş, kolordu komutanımız bu süreçte hep bizi takip etti. Yani bizi özel hissettirdi. Ya tabii bütün gaziler özeldir. Kendisi en yüksek mertebeye, şehitlik mertebesine ulaştı. Bizi her zaman özel hissettirdi yani. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bir alışveriş merkezinde sergi açtı. Fidanlar kadınlar için toprakla buluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve kadınların işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Programa Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi Arzu Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, jandarma ve emniyet personeliyle vatandaşlar katıldı. Bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik kapsamında günün önemine dikkat çekmek için standlar kuruldu. Arkadaşlar evet gündüz kutlu olsun. Yani her gündüz 8 Mart olsun. Görevliler tarafından broşür dağıtılırken barınma hizmeti alan kadınlara yönelik açılan el işi kurslarında elde edilen ürünler sergilendi.
Kadınların el emeğiyle yaptıkları ürünlerin sergilendiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, her sektörde kadının yer aldığını söyledi. Kadınlar gününde dünyadaki tüm örneklere baktığımızda kadınların hayatın her alanda yer aldığını ve topluma rehberlik ettiğini, rol model olduğunu görüyoruz. Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde her sektörde, gerek mecliste, gerek kamu sektöründe, gerek toplum içerisinde, STK'larda ve iş alanlarında iş kadını olarak yer alan kadınlarımızın olduğunu görmek bizlere mutluluk veriyor. Ve kadınlarımız toplumun içerisinde yer aldığı sürece, daha fazla sosyal hayata katıldığı müddetçe milletimizin, geleceğimizin daha güvende olduğunu söylemek istiyorum. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka mahallesinde yapılan ve kuralları çekilen konutların hak sahipliği listesi açıklandı. 24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da yapımına başlanılan ve sona gelinen konutların kurası noter huzurunda 5 Mart tarihinde çekilmeye başlanmış ve 19 saat sonra kura çekimi sonlanmıştı. Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka mahallesinde AFAD ve TOKİ işbirliğiyle yapılan büyük bir bölümü tamamlanan yaklaşık 4700 konut için karma kura çekilişi yapıldı. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından kura sonuçları açıklandı. Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında Abdullah Paşa, Sürsürü, Mustafa Paşa ve Rüstem Paşa mahallesinde yapılan konutların kurallarının önümüzdeki günlerde çekileceği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bir araçta 426 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı. Elazığ'da jandarma ekipleri bir araçta 426 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler devriye esnasında yolda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücüsünün kimlik kontrolünün ardından araçta arama yapan ekipler, bagaj bölümünde 426 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliye 8.462 lira idari para cezası uygulanarak yasal işlem başlatıldı. Karakoçan'da kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Elazığ ile Bingöl arasında karlı yoldan çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü yaralandı. Karakoçan ili Kığ ilçesi yolunda Gaztepe'si mevkinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla önce ilçeye ardından da Elazığ'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köylerden kentlere göçler devam etse de sobadan doğalgaza dönüşler de olsa köy hayatı hala devam ediyor. İşte köylerin tezek mesaisi. Kent merkezi ve ilçelerde doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da köylerde kış aylarında soba başta olmak üzere yaz aylarında ekmek yapımında tandırda kullanılan tezek yapımı her yıl olduğu gibi bu yılda başladı. Nurallı köyünde hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretine bağlı aileler kış mevsiminde ısınma ve yazın ekmek yapımında tandırda kullanmak amacıyla tezek yapma geleneğini sürdürüyor. Ben 63 yaşındayım. Gözümü açtım açalı hep bu işle uğraşıyorum. Şimdi ben de geçti çocuklar yapıyor. Yani babam yapıyordu. Babam mesleği, dedem mesleği. Ondan sonra bize geçti. Köylüler kömür yerine besledikleri küçükbaş hayvanların dışkılarından elde ettikleri tezekleri kış aylarında yakacak olarak kullanıyor. Kışın şöyle zaten hayvanlar hani saman, yem veriyorsun onlar içeride. Bu kemreyi de hayvanlar basıp aynı kömürle bir değerdedir yani. O kadar ki ısısı fazla. Yaklaşık 3 ay güneş altında kurutulduktan sonra kalak yığınları haline getirilen tezekler, kış günlerinde ısınma ve yaz aylarında ise ekmeklerin pişirildiği tandırlarda kullanılıyor. Yağışa göre değişiyor. 4-5 kere kesimiz de oluyor. 1-2 kere kesimiz de oluyor.
Köy üründe kullandığımız yakıtımız bu. Genelde erkekler yapıyor biraz ağır olduğu için. Genelde gördüğünüz gibi şeylerden de gözüküyor. Genelde erkekler uğraşıyor. Ha tabii eğer ki kimse olmadığında bayanlar da gelip yardım etmek zoruna kalıyor. Kıymetli izleyenler, Akşam Ajansı'nın burada sonuna geliyoruz. Ancak şöyle 3-5 kelam bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında sadece bir gün kutlanılmaması gereken bir gün. Bununla beraber diğer günler için de, bazıları için de bu geçerli tabii ama bugünün anlam önemi gerçekten büyük. Ve ne yazık ki daha 2 gün önce çok üzücü bir haber bültenlerimize düştü. Samsun'da yaşanan olay. Yani küçük bir kız çocuğunun önünde annesi darp edildi babası tarafından. Boşanmışlardı ancak bir çocuğun gözlerinin önünde baba diyebildiği bir insanın annesine yapmış olduğu vahşeti bütün ülke olarak izledik. Aslında söylenecek çok şey var. Ancak şunu biliyoruz ki bizler ne kadar hassas davranırsak davranalım, bu tarz olaylar bir şekilde yaşanıyor. Temennimiz bu tür olayların hiçbir şekilde tekerrür etmemesi, bir daha yaşamamamız bu tarz şeyleri. Kadına saygı, kadına sevgi ve kadınlar, bir söz vardır. Hepimiz insanoğluyuz, kadınlar bu bağlamda insan. Yani bizler insanoğlu, kadın insan. Kadınlar önemli. Kadınlar bizim için her şey demek. Bunları neden söylüyorum? Bugün Kadınlar Günü olduğu için değil. Bunun her zaman farkında olmamız, bunun bilincinde olmamız lazım. Yaşanılan kötü hadiseler bizlere şunu gösteriyor ki bitmiyor. Yani bir yerde bir olay yaşanıyor, 2 gün sonra farklı bir, aynı benzer bir olay. Bununla hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte sahip çıkacağız. Yani sokakta olası bir, böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ben şunu söylemek istiyorum. Evet, herkes olayı kayıt altına almak, servis etmek, yaymak istiyor bir şekilde destek amaçlı ama bunun da yanı sıra bir müdahale yapmak zorundayız. Oradaki bir insan, o şiddete maruz kalan bir kadın. Bunun bilincinde olarak şiddeti uygulayan kişinin o an şiddeti uygulamasına izin vermemeliyiz. Evet, telefonlar çekiliyor, işte kamera hemen çekelim, bunu paylaşalım, bir gündem oluşturmak. Ama bir taraftan da o gündemi oluşturmak istediğimiz can orada bir şiddete maruz kalıyor. Bununla toplum olarak baş etmemiz lazım. Ve ben buradan hemcinslerime de şu seslenişi yapmak istiyorum. Lütfen karşınızdakinin sizden fiziken güçsüz olduğunu unutmayın. Ve bir insan, kadın, çocuk, hayvan, ne olursa olsun bir canlı, lütfen şiddet göstermeyin. Bu basit alınacak bir konu değil kıymetli izleyenler. Kadına şiddet ülkemizde son yıllarda fazlasıyla arttı. Bunun elbette sebepleri vardır. Araştırılmalı ve üzerine gidilmeli. Ama hepimiz kadınlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Evet, biz insanoğluyuz, onlar ise insan. Yani bizleri doğuran, büyüten anneler,
işte teyzemiz, halamız, kız kardeşimiz, ablamız, her biri bizim canımız. Lütfen ve lütfen biraz daha hassasiyet gösterelim. Yani bir taraf aşırı sinirlendiği zaman elbette diğer taraf alttan alacak ama ben gerçekten şiddet boyutunda hemcinslerime şunu söylemek istiyorum. Lütfen biraz daha saygı. Kadınlar bizim için gerçekten çok önemli. Toplumun çok önemli bir, yani toplumun bel kemiği diyebiliriz aslında. Kadınlar olmasaydı gerçekten hayat hiç bu kadar kolay olmayacaktı. Onlar bazen bir anne, bazen bir öğretmen, bazen bir doktor. Meslekleri, vasıfları ne olursa olsun. Kadın, tek bir kelime. Lütfen hem yaşam hakkına hem de kadınlara, kadınlarımıza saygılı olalım. Hiçbir şekilde şiddet görmelerine müsamaha göstermeyelim. Onlar bizim için her şeyden çok daha önemliler. Ki veda hutbesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir cümlesi var. Kadınlar sizlere Allah'ın emaneti. Allah'ın emanetlerine sahip çıkmak, korumak, kollamak, nezaket göstermek bizlerden hiçbir şey eksiltmeyecektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün. Hiçbir şekilde kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin olmadığı nice Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamamız temennisinde bulunuyorum. Ve bu sebeple ekranları başında bizleri izleyen veya bütün dünyadaki kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutluyorum. Şiddete maruz kalmadıkları nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temennisinde bulunuyorum. Bültenimizin burada sonuna geldik. Daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.